Arkadaşlar merhaba. Bizler bu gündelik hayatın koşuşturmasını yaparken haliyle dünyada pek çok gelişme yaşandı. Dünyadaki bu gelişmeleri bizim kendi ülke gündemimiz bastırsa da son 2 ve 3 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş UFO'ların varlığını halka sunmaya başladı. Aslında buna bir sunum veya bir istek değil de buna bir çaresizlik demek daha doğru olabilir. Çünkü 1933 yılından yani ilk UFO vakasından dolayı hatta ilk UFO vakasından itibaren bunu örtbas etmeye çalışan hükümet artık bunu söylemeye başladığında buna bir istek değil buna çaresizlik denir. Buna bir çaresizlik diyorum çünkü Amerika Anayasası'nın en büyük suçlarından biri olan vatandaşın bilmesi gereken hatta dünyayı ilgilendiriyorsa dünya insanlarını bilgilendirmeleri gereken bir konunun saklanması insanlık suçudur. Şimdi bu örtbas mekanizması içerisinde bulunan kişiler bir korku içerisinde. Çünkü Amerika vatandaşları ve eski askeri birlikler veya farklı bölgelerde çalışan diğer önemli insanlar dünya dışı yaşamın varlığını artık itiraf etmeye başladı. Yani başta bir örtbas durumu vardı, evet bir ses çıkartamıyorlardı. Çünkü eskisi gibi haklarını savunacak bir durum içerisinde değildi. Şimdi bugün anlatılmaması gereken bir konu anlatıldığında bunu duyurarak kendisini korumaya aldırabilir. Ki 1900 yıllarda böyle bir durum olmadığı için o zamanlar anlatamıyorlardı. Ama şimdi dünyadaki ve bazı ülkelerdeki koruma sistemi artık bazı bilgilerin gizlenmesinin önüne geçilebiliyor. UFO ve uzaylıların gerçekliğini saklamaya çalışan bu kabal güçleri ise bu durumdan haberdar olduğu için ve bunun önüne geçemediği için kendileri sanki bu durumla ilk defa karşılaşıyormuşlar gibi insanlara "Aa işte yeni bir UFO gördük, 2003 yılında görmüştük bunu" ya da "işte bakın bir site açtık, UFO olduğunu düşündüğümüz videoları falan paylaşıyoruz." Yani tamamen dalga geçme üzerine kurulmuş bir sistemle devam ettiriyorlar. Bunu bile yani hiç bayağı sıradan bir durummuş gibi İşte kafalarına göre "aa bak işte bu UFO videosu olabilir" kesin bir dilde de söylemiyorlar. "İşte bir site açtık ama işte bu sitede bazı videolar uçak olabilir, muhtemelen uçaktır" gibi paylaşımlar yaparak hala insanlarla dalga geçiyorlar. Çünkü hiçbir zaman açıklama isteğinde bulmayacaklar. Dünya dışı yaşamın teknolojisi bir kere kabal güçlerin önüne geçen bir faktördür. Çünkü bir uzaylı teknolojisi dediğimizde dünyadaki bütün hastalıkların bitebileceği bir noktaya geleceksiniz. Ki dünyadaki sağlık sektörünün kimlerin elinde olduğunu az çok zaten biliyorsunuz. Veya teknoloji sektörünün kimin elinde olduğunu biliyorsunuz. Bugün bile yıllar geçtikçe yeni telefonlar çıkıyor. Ama sadece boyutu veya kamerasının pikseli gelişiyor. Çünkü daha fazla para kazanmak için teknoloji geliştirmiyorlar. Sadece görsele hitap eden gelişmelerde bulunuyorlar. Eğer teknoloji gelişseydi ve bu gelişmelerin de gelişmesi zaman alacağı için ceplerine para girmeyecekti. Bu durumdan böyle dünya dışı teknolojilere karşılar çünkü gerçekliğini biliyorlar. Örtbas etmeleri işlerine geliyor. Ama artık bu zinciri de insanlar kırmaya başladığı için kendilerinde bu korku havası oluştuğu için artık yavaştan insanlara bunun gerçekliğini sanki ilk defa görmüşler gibi anlatıyorlar. Bu da çok komik bir durum. Bu durumu komik hale düşüren durum ise ellerinde bulunan 5-6 tane videonun MQ-9 tarafından çekilmiş olmasıdır. Ondan ziyade dünyada çekilen çoğu UFO görüntüsünün hiçbir şekilde araştırılmamış olması ve bunların üzerine gidilmemiş olması işlerine gelmediğinin en büyük kanıtıdır. Mesela dünyadaki en net UFO görüntülerinden biri olarak sayılan Kumburgaz'daki UFO videosu üzerine neden gidilmedi? Ya da Billy Mayer'ın çektiği UFO fotoğrafı üzerine neden araştırılma yapılmadı? Ya da George Edimsky'nin çektiği UFO fotoğrafı üzerine neden araştırılma yapılmadı? Dünyada çekilen birçok UFO görüntüsü olduğu söylenen videolar üzerine bunun montaj ya da montaj olmadığı üzerine araştırmalar yapılabilir ve onların üzerine konuşulabilirdi. Ama sadece kendilerinin çektiği UFO videolarını paylaşmak zorundalar. Çünkü halkın çektiği UFO videoları onların çektiğinin yanında
kat be kat daha gerçekçi ve daha üst düzeyde. Ve gerçekten de dünya dışı yaşamın olduğunu destekler nitelikteler. Bunu açıklamak istemiyorlar ki dediğim gibi her zaman işlerine gelmeyecek. Açıklamak zorundalar, çaresizler ama durumu ne kadar geciktirirsek işimize o kadar gelir durumdalar. Şimdi gelin bu Amerikalıların UFO'ları ilk defa görmüş ve acaba dünya dışından mı diye böyle yalandan rol yaptığı bu sorulara ve üzerine çıkarttığı sitelere bir göz atalım. Sitenin adı Tüm Etki Alanlarında Anomali Çözüm Ofisi. AARO. Şimdi bu sitede dünya dışı yaşamın yani UFO'ların kesin bir tabiri geçmese de UFO olduğunu düşündüğü, onlara göre anlam veremediği bu uçan cisimlerin videolarına bakalım. Şimdi videonun konusu UFO'lar ve uzaylılar. Buraya kadar her şey normal. Lakin bir yerden sonra komediye dönecek. Şimdi sitede paylaşılan birinci ve ikinci videonun açıklamasında şu yazıyor. Bir MQ-9 ileri dönük kızılötesi video sensörü bu görüntüleri Güney Asya'da başka bir MQ-9 kaydederken yakaladı. Videonun devamında şu yazıyor. Yani açıklamasının devamında şu yazıyor. Tam hareketli videonun analizi, daha uzun odak uzaklığına sahip ek görüntülerin eklenmesi ve bölgedeki ticari uçuş verilerinin analizinden sonra nesnenin muhtemelen, ki burada bile kesinlik yok, bir muhtemelen kullanılıyor, ticari bir uçak olduğunu ve arkadaki kavitasyonun videonun sonucu olan bir sensör eseri olduğu değerlendirilmiştir diyor. Şimdi ABD UFO araştırma ekibinin dünya dışı uçan dairelere ve insan yapımı ticari uçaklara muhtemelen kelimesi kullanması ve arkadaki kavitasyonun videonun sonucu olan bir sensör eseri olduğunu değerlendirmesi tamamen netlik belirtileri olmayan bir durumdur. Şimdi göksel cisimlerle ilgili gördüğünü en net bilen pilotların bile bir UFO ve ticari uçağı ayırt edememesi sizlere olan güveni sarsmaz mı? Bu videonun en başında bir uçak olduğunu bilmeniz ve eğer UFO değilse sitede tutup bu örtbası devam ettirmeniz sizce de komik değil mi? Sitede bulunan 3. videoda şu yazıyor. Bu klip Orta Doğu'da bir MQ-9 tarafından çekilmiştir. Ve sitenin klipteki nesnenin anormal davranış sergilemediğini değerlendirirken nesnenin kimliğini de belirleyememiştir. Sitedeki 5. video çözülememiş bir vaka olarak geçiyor. Donanma 2021 uçuşu. Bir donanma savaş uçağının kokpitinde pilot tarafından çekilen bu video, askeri uçağın bilinmeyen bir nesneye yaklaşabileceği tipik hızı gösteriyor. Yani bu cismin bir askeri uçaktan ne kadar hızlı olabileceğini gösteren askeri bir videodur. Sitedeki bir diğer video ise yine aynı şekilde çözülememiş bir vaka olarak geçiyor. İleriye dönük kızılötesi radar, ABD donanması A-18 jet mürettebatının açıklanamayan anormal bir olayla, sitede bu UAP diye geçiyor, bu yeni UFO terimi gibi bir şey ve açıklanamayan bir video olduğunu, nesnenin ise kimliğinin belirlenmediğini yazıyor. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like look at that thing. It's rotating. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Burada sitede paylaşılan videolar gayet normal. Ki burada sözü şu konuma getirmek istiyorum. Eğer kimliğini belirlemediyseniz, ki ne olduğunu bilmiyorsanız ve açıklama getiremiyorsanız neden susuyorsunuz? Bu bir. Neden sustuklarını şimdi diyebilirsiniz. Eğer açıklamasını bilmiyorsa ve ne olduğunu bilmiyorsa niye susuyorlar? Ki ben de şunu diyebilirim. Anomali Çözüm Ofisi olan bir sitenin çözüm getiremediği videoları paylaşması ne kadar sağlıklı. Ki onlar ne olduğunu gayet senden benden iyi bilse de
yine bir çözüm getirememesi yine o videonun o sitede durmasının saçmalığını gösteriyor. Yani bu site tamamen yine bu kabal güçlerinin elinde olan, çaresizliğinin elinde olan bir site. Çok ama edilmesi gereken bir site değil ama en azından da gözünüzün önünde bulunabilecek, canınız isterse bakabileceğiniz bir site.